Kaldığınız en kötü otel neydi mesela? Abi ben hayatımda en ucuz her şey dahil otele gittim. Her şey dahilin ilk günü. Bir sürü bir şey yedim. Bitmeye yakın. Yanıma biri geldi. Abi dedi bittiyse kalkar mısınız? Oha. Ayıp. Terbiyesiz de dahil. Ben şimdi bitireyim. Markası sök. Terbiyesiz. Döndüm baktım. Dedim hayatım benim ilk günüm. Çok ciddi anlamda sıkıntılı bir şeydi. Benim mesela o tatil bok gibi geçmişti. Ondan sonra her şey aşağı inmişti. Lise yeni bitmişti. Üniversite yeni mi başlamıştı neydi? Ya da lisenin son senesi miydi neydi? İşte Barış'la birlikte Bodrum'da bir otelde kalmıştık. Her şey dahil. Ve pilav yaptılar. Akşamına makarna yaptılar. Açık büfede çıkan. Makarnanın içinde pilav vardı mesela. Anladın mı? Çok hoş. Kaç yıldız abi bu otel? Çok yani yok. Yıldızı yok herhalde yani. Yazı bile yok otelin. Her şey dahil yıldız da dahil. Tabii. Animatör vardı onlar ama. Onlar da şehriye yıldız zaten. Şey. Yıldız şehriye. Şehriyeleri koymuşlar. Hayır pilav olacak lan. Hayır pilav koyacaksınız. Ama orada şey vardı yine. Yağdan kuğu. Yağdan kuğu yaparlar ya böyle. Ay, devasa margarinden de kuğular olur. Yağ deyince sıvı yağ geldi. Bu arada yok, çok margarin. Tatlı bir detay. Bir kere böyle bir iş dolayısıyla birkaç gün bir otelde kalmıştık. Bir söyleşi bilmem ne veya işte bir toplantı vesaire. O üç gün boyunca her kalktığımda o tereyağından yapılmış çok çirkin. Yani hep neden sabah ilk onunla karşılaşıp böyle bir kalıyordum. O kadar çirkin bir şey ki. Hani o günümü hani sanki böyle hani bazı yönetmenler bir başlık kapak kullanır ya gün giderken falan. O benim günümün kapağıydı yani. Saçma sapan bir ayı falan. Bir de niye kuğu değil mi yani? Hep bir kuğu. Neden dinozor? Daha kolay oluyor demek. Havludan da kuğu yapıyorlar ama. Kağıt mesela o tereyağın sonra. Havludaki havludan da böyle yapıyorlar. Böyle etki evet, evet doğru. Balayım da vardı benim. Böyle bir kağıtlar koymuşlar. Niye böyle bir kırmış? Balayı diye koymuşlar. Ya bir de şey de atmışlar. Gül de atmışlar. Oo. Gidiyorsun o kuğuyu alıp bozmak zorunda kalıyorsun. Çok o gülleri doğru. Topluyorsun. O kadar tatsız bir süreç ki yani. Hani böyle. Yani bütün yani nereye atacaksın anladın mı? Tek tek toplayıp tek tek çöpe atıyorsun onları. Çok gereksiz bir çok, şeydi doğru. Yani. Doğru şu anda hiç böyle düşünmemiştim. Yani ya. Aşırı bir romantik dedi. Gelmişken birden... Böyle eğilip belin ağrıyor falan. Çok abi bizim bir iki saniyelik otel bir anımız vardı. Saat 6'da girdik otele Bodrum'da. Saat böyle 7 gibi kapıya vuruyorlar hayvan gibi. Bam 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 bam. Kalkın yangın var, yangın var. Oğlum ne oluyor bir açtım kapıyı hayvan gibi duman girdi içeriye. Aa bayağı yangın. Oğlum lan ve uyuyamamışım. Bok gibiyim zaten 18 saat otobüs yolculuğu yapmışız. Lan aldım laptopları falan dışarı çıktım. Herkes dışarıda. Sonra abi öğrendik ki tüp patlamış otelde. Aa, ne diyorsun ya? Mutfakta bir ilk rahat gece bunu kimse şey yapamaz yani. Ya bu arada kapına gelen adama yangın var deyince söndürün o zaman deyip kapıyı kapatıp uyusaydın çok Bruce Lee sahip. Aynen öyle çok komik valla. Kesinlikle ama öyle olmuyor işte. Bir üstü de şey mi Volkan Bey mesela yangın söndürücü verip hiçbir şey demeden O Bruce Willis'in bir üst modeli bence. Üst model. Başka kim bir şey yok. Jackie Chan olabilir. Kesinlikle o Jason Statham. Jason Statham böyle ama şort terlikle gidip yanlan şeylerin içine girip tüpü alıp fırlatıp hani don. Direkt donla gider. Doğru. Atlet verir, kapatır kapıyı, uyur. Ya da gidip Bruce Willis bir şey söyler. Cüneyt Arkın mesela dostum. Zıplayarak gidip söndürebilir. Alt çekim ama böyle zıplayacak. Alttan çekim kamera. Alttan çekim. Havuzdan falan. Kamera böyle böyle şeye gidiyor. Yangın hep söndürüyor. Aynı kat ama. Aynen. Hep aynı yerde zıplıyor o yüzden. Yaşadığınız şehirde otelde kaldınız mı hiç? Ben kaldım. Kaldım. Ben de kaldım. Ben Four Seasons'da kalmıştım çünkü orada ödül töreni gibi bir şey sunmuştum. Aa ne ödül? Çok kötü sundum ya. Ay, nasıl, çok kötü. Bir ödül töreni nasıl ne kadar kötü sunulabilir? Nasıl ya? Yani? Şimdi nasıl? Ödül alan kimse yok. Abi gerçekten o kadar kötü sunmadım ama o kadar kötü sundum. Valla. Ya şöyle bir şey, ödül töreni çok sıkıcı bir şey. Çıkıp oraya zıkkıdı zıkkıdı yani müzik çalıyor boyunca mu? Şimdiki sıradaki ödülümüzün adı radyo ve sinema televizyon. Şimdi de onlar geliyor falan. Geliyorlar, öpüşüyorlar, gidiyorlar falan. E ne bunda yapacak yani ne kadar kötü sunmuş olabilirsin? Ya bir şekilde bir espri bir şey beklediler. Başta bir istedim sonra böyle bir orada bakışlar hani böyle bir üzerime geldiğini evet. Hissettim. Şey oluyor abi. Çok espri yapma gibi bir şey aldım. Evet. Bu sefer hiç espri yapmayıp robot gibi sundum. Ama gece orada kaldım ve harika bir otelde. Böyle acayip rahat bir yatak vardı. Bir de böyle ikinci bir salon, yani salon salamanje gibi bir tuvalet, banyo bir şey vardı. Banyonun içinde bir banyo daha vardı falan. Aa, böyle. Neler diyorsun? Güzel. Kral suitinde kaldım.
zaman. Orada bir standart oda olabilir yani. Çok iyi bir oteldi çünkü. Çok iyi bir otel orası bildiğim kadarıyla. Ya ben bu arada otelde kalmayı çok severim. Harbiden mesela öyle bir şeyim olsa. Barton Fink'i izledim. Rahatlığım olsun. Evet. Güzeldir. Ya çok az izleyebildim. Uyudum çünkü. Ben izlemedim. Otelde kalıyor tek başına. Tabii otelde o yazarın. Daha sonra yani yazar olarak otelde kalmak biraz sıkıcı olabilir o filmdeki gibi. Biraz sıkıntılı şeyleri. Abi zaten o mesela bak bende de şey var hani yazma konusu da öyle mesela. Oturayım işte otele gideyim yazayım. Ben tövbe yazamam mesela. Biz evet. Öyle olmuyor mu sizde? Tövbe. Eli gitmiyor döndü. Tövbe. T yazmak. Abi nasıl olmuş? Ulan tövbe yazıyor burada. Ne yazamazsın? Tövbe bir daha. Ben şeyi çok isterdim. Bir otele gideyim. Lanetli olsun. Cinler, peyler, ayaklar çıksın. Öyle olurum. Eskili otellerde kalmak keşke, çok isterim. Çok güzel isterim. Olabiliyor. Keşke büyük Londra oteli mesela. Perili evet olsaydım da gidip kalsaydım. Valla bir şey olsun ya. Otelde değil mi? Peki öyle bir konsept yapsak Volkan Bey yer mi? Korku tüneli gibi. Benim otel mi? Oluyor. Yok hayır. Ben mi yer miyim? Yok, yer misin al, yemez yani, misin? Tutar mı manasını? Abi bilmiyorum. Korkabilir misin? Çok iyi. Yer misin yemez misin? Yapar mı yer misin? Ya korur. Anladın mı? Yer mi? Daha yer mi? Öyle mi anladın? Abi çok iyi. Böyle şu an kimse içiyor mu? Hani öyle bir otel olsun. Ulan ne demek be? Ben yanlış yaptım. Yerimden kastım. Çok yerimden. Ama ilginç benim... bir konsept. Ben otele giriyorsun mesela tamamen şey gibi. O, kaçış evleri korku evleri var ya. Onun mesela korku oteli. Gece kalacaksın orada. Ama hayatta kalma. Şey kapına yapıştırırsa ya, korkutmuyorlar. John Cusack filmi vardı 1408. Evet. Çok korkunç ya. Olduğu için ben izleyemedim. Ben o otelde kalırım. Net. Abi. O odada kalırım. Shining'deki otelde kalırım. Shining. Orada da kalırım. Orada da kalırım. Tenha bir otel. Ama Shining'in, teyzeli odada kalacağım. Shining'in. Böyle yaparım. Teyze. Teyze. Şuradan bir su koy kettle'a. Teyzeyi gördün. İlk korktun. Sonra bir şey olmazsa alışırsın ya. O süreç komik olur. Evet. Hani çünkü korkun, hemen kaçıyor. Doğru. Evet. Bir 5 dakika geçirsen. Kaçın otelde yerleşeceğiz ağzına girdin. İşte banyo küvetinde teyzeyi gördün. Devam ettin, içeri gitti falan. Bir daha gördün. Hani artık alıştınız arkadaş olun. Tabii teyze yani. De bir ama şey kaya kıvzu duşa gireceğim. Teyze bir böyle bir dokunmalı, bir gelip bir sarılmak falan istiyor sürekli o filmde. Ha öyle bir şey yaparsa o tabii tatsız olur. Bu arada bir şey diyeceğim. Bir tane animasyon film vardı ya. Ready Player One mı? Öyle bir şey. Evet. Ben biliyorum. Orada abi bir Shining bölümü var. İzlediyseniz ya. Süper. Abi çok abi. Güzel anlamış. Önce Shining'den daha da korkmuş. Muhteşem ya. Muhteşem ya. İnanılmaz bir şey. Ben de çok tutmuştum. Animasyon çok güzeldi. Animasyon evet, film. Animasyon filmin içinde bir bölüm. Yani işte oyunlara girip evet. Çıkıyor falan. Bir bölümde Shining'e giriyorlar. Abi evet ve ya o kadar güzel yapmışlar Allah ki. Allah. Yani filmin atmosferini şey, almış daha da ikiye katmış. Orayı izle yani. Shining'in devam filmini izlediniz mi? Ben izledim o kadar da. Yok. Ben korkudan izleyemedim. Ben McGregor'ın oynadığını diyorsun. Evet. O kadar da korkunçtu. Ben de çok korkuyorum. O derece bu. Korku puanı 10 üzerinden 1. Valla o derece. Valla hiç korkunç film değil. Ama fena değil. Yani şey açısından keyif alıyorsun. Shining'deki konu birazcık devam ediyor gibi olduğundan ötürü. Sadece bunun hiç ekmeğini yiyen bir film yani bu arada. Film değil. Yani oradaki Doctor ilk Stress. Filmdeki ambiyansla bilmem ne hiçbir şeyle alakası yok. Yok. Bambaşka. Aynı zaten atmosferde geçiyor. Çok fazla süpernatürel hadisi vardı yani. Bayağı açık açık kuralda olan. X-Men'e dönüşüyor ya film bir noktada. Bayağı X-Men gibi, filmi aynen. Yani. Allah Allah. Tabii. Çok bayağı kötü. Öyle şeyleri hiç sevmiyorum abi. Biraz onu muğlak bırakacağım. Bu şapkalı kadın zaten o şey seni korkutuyor. Diyorsun ya teyzeyle oturup 10 dakika muhabbet etsen ne korkacaksın? Azıcık gözükecek, orada mı değil mi olacak? O, evet. Abi, o gerilimi şeyi tutması lazım. Kesinlikle. Şeyde aslında. Mesela genelde bu yerli korku filmlerinde o sıkıntı var. Bir süre sonra alışıyorsun artık. Hoca çağırın, çözün. Bütün konular bundan ibaret yani. Evet, hoca geliyor, çözüyor. Birinde cin var. Şey bütün köy ölüyor arada. O kadar yani. Aileli tatil mi, arkadaşlı tatil mi? Ben de böyle araya soruları hemen koyuyorum. Çok doğru Can Besin. Arkadaşlı tatil. Ben de arkadaşlı yani, artı bir şey. Aileyle küçükken yapılır. Küçükken aileli, büyüyünce arkadaşlı. Daha da büyüyünce gene aileli. Tabii evet, doğru o zaman kendi kişisel. Daha da büyüyünce gene arkadaşlar. Hayat bir loop'a giriyor bak. Evet. Bir arada da herhalde bir yalnız bir şey olabilir. Bir yalnız tatil. Abi yalnız tatile çıkmak üzücü mü? Ben mesela şey algılıyorum. Biraz bana sapıklık gibi geliyor. Kimse kusura bakmasın. Gidiyor mesela ben bazen gözlemliyorsun hani tatile gitti. Tek başına herif belli tek başına oldu. Çünkü hani kimseyle konuşmuyor. Gidiyor şezlonga oturuyor böyle bakıyor.
Hani ne yapsın adam ya, ama şey ya, tek başına var. Tatil bana şey geliyor. Yani sanki bir yerden çıkmış da yanına bir şey, hem üzücü. Beş hem... yıldızlı bir aile oteline yalnız başına gidiyorsan bence saçma. Ama gerçekten tek başına takıldığın ortamlar farklı olabilir. Siz yani. Gider misiniz? Ben gitmem. Bence orada şöyle bir şey var, bir detay var. Şimdi bu adamı sahilde otururken görsen tek başına dersin ki ulan adama bak yazık falan. Ama şimdi o adam bir tane bira içiyorsa böyle dersin ki ah be hani keyfe bak. Anladın mı? Evet. O biraz bence yalnız tatile çıkan adamın kendisi olan barışıklığı mı? Ve hani o duruma olan hakimiyetiyle alakalı. Şey olsa evet tek başına deve güreşi oynayayım. Yani ne güzel be falan. Havuzda böyle düşüyor, ittiriyor falan. Zampara seyfettin bakıyor zaten. Adamın 3 tane daha hayali arkadaşı varmış. Deve güreşi oynamış. Fight Club'da bir tane ya. Bunun 3 tane var. Öyle kendi kendine konuşuyor değil mi bağırdı? Bence Fight Club'daki adam Türkiye'de olsa bir daha Brad Pitt'le konuşmazdı. Ona kavga eder, küserlerdi. Öyle şu zaten ama 2 ay sonra arar telefonu. Adam der geldi bana diyor ki bana vur. Anladın mı? Öyle bir şey. Türkiye'de kahvehanelerin %90'da böyle bir tip var. Olmamış olayı öyle anlatıyorlar ya böyle. Ya bu arada çok tek başına tatil dediğiniz zaman benim kafam hep yani tek başına tatile çıkacak insanın hani doğaya dolaşmaya. Ha değil mi mesela? Her şey dahil pek ona uygun her değil sanki. Her şey dahil olmuyor. Zaten orada bir şey olursun. Her şey dahil. Yani, yalnızlık gidip, da dahil. Gidip çadırda kalıp da bilmem ne yapmak falan. Ne oldu söyleyeyim. Yalnızlık da dahil. Yalnızlık da dahil. Dahil. Artı biriniz var mı? Yok. Hani kusura bakmayın. Tek yani. Başıma geldim. Bazı her şey dahil otellerde mesela alakart restoranlar oluyor mesela. Tabii. Rezervasyon yaptırman gerekiyor. Onlar mesela bazılarında her şey dahil olmuyor. Paralı oluyor. Tabii. Onlar işte o açık büfenin rezalet olmasından dolayı oluyormuş gibi yani. Orada gidiyorsun, lan patates püresi var. Mesela bir de işte çörek otlu patates püresi var. Bir de sütsüz patates püresi var. Bir raf böyle komple. Bir de böyle hani ufak pastalar var. Hepsi farklı ama hepsinin tadı aynı. Zaten çok uzun tatilde kalırsan bir rutini oluyor ya mesela. Onu denk gelmem evet. En üzücü şey mesela. Animatörler oluyor. Sallıyorum pazartesi şu şarkıyla şu saatte dans ediyorlar ya. O rutini gördüğün anda derleniyorsun. O yüzden bir tatil oteldeyse 6 gün olmalıdır. Ya bir de animatörlerle nasıl eğleniyor insan? Ya. Bir şey diyeceğim. Ben küçükken Robinson Club mı bir yere gitmiştim tamam mı? Çok küçüğüm. Annemle gitmişiz falan. İlk defa öyle tatil, köy tatili yapıyorum. Animatörler varmış akşam falan. Bütün gün animatörler konuşuldu. Akşam gidelim falan. Akşam gittik böyle bir amfiteyatro gibi bir şeyin içerisine doluştuk falan. Müzik çalmaya başladı. Işık yandı. Bir animatör geldi. Böyle dans ediyor falan. Arkasını döndü. Böyle şortunun götünde bir şey var, delik var. Oradan da çok azıcık götü gözüküyor. Ne? Yani böyle hani şey gibi yırtık gibi ama hani kasti bir yırtık. Bilerek orada mi? Hafif böyle götünün çatalı gözüküyor falan. Yani adam onun arkasına dönüp götünü görünce bütün amfiteyatro yıkıldı. Ya ne herkes kadar nasıl bir hikaye bir eğlence biçimi ya. Bu muymuş yani? İnanılmaz. Ve bilerek yapılmış. Evet evet. Ben yani de şey zannettim. Yok yok. Tabii tabii şaka bu yani. Şey, şaka. Animasyon bu seviyelerdeymiş yani. Oo. Ve herkes o kadar güldü ki abi. Bütün amfiteyatro yıkıldı yani. Yani sapıkçı. Şimdi olsa adamı çarmıha gererek ateşler yakarak. Ben de gülerim ya. Bir sahneye çıkıp götürü. O aşırı komik ya. Sizce yaz tatili mi kış tatili mi? Ben hayatımda hiç kış tatili yapmadım. Kış tatili diye bir şey yoktur zaten. Yok mudur? Niye? Yani Şubat tatilinde. Zengin işi mi diyorsunuz? Ya çoğu insan yani yapmaz. Can Bey araya girdi. Can Bey o zaman siz zengin kış tatili. Misiniz? Kış tatili yazlığı olan ailelerin tatilidir. Benim kış tatili deyince aklıma gelen Volkan Bey kayak gibi şeyler aklıma geliyor. Mesela Uludağ çıkıyor. Ama bak Şubat tatilinde ne bileyim İzmir'desindir. Kayseri'ye hiç gitmedin mi mesela? Hayır. Bence genelde evde oturuyor insanlar. Ben küçükken... Ayrıca bunu konuşuruz değil mi? Şimdi Şubat tatilindeyiz. Kayseri'ye neden gitmiyorum? Neden Ankara'ya anneannemlere falan çok giderdim. Niye gitmiyoruz biliyor musunuz Can Bey? Kayseri kışın çünkü gidilmeyecek bir seviyede oluyor. Ya değil mi? Erciyes'e çıkıp kayarsanız o tatil oluyor. Ama Kayseri'ye giderseniz işkence oluyor. Tatil ile işkence arası tabii. Ya inanır mısınız yazın köyde yorganla yatıyoruz. Aa. Evet. Aa. Tabii. Soğuk çatıda oldu. Yatıyor musunuz? Böyle bir kafa var. Yok. Alın işte size. Ben çatıda yatmıyorum çünkü ben bir Yılmaz Erdoğan film oyuncusu değilim. Güzel. Siz yazın kış tatilini yaşıyormuşsunuz zaten. Doğru evet. Aa hiç bu açıdan düşünmemiştim. Kayseri'ye giderken böyle otobüsle gidiliyor gibi hayal ediyorum. Hiç uçakla gidildiğini düşünmüyorum.
Peki bu Kayseri'nin ayıbı mı, sizin ayıbınız mı? Benim ayıbım. Bu da bir başka türlü bir varsayımcılık. Evet, varsayımcılık anladım. Diyelim biz ona. Öyle olduğu varsayımcılık. Yok ama doğru. Niye çünkü? Yani çünkü Kayseri'ye gidebilecek insanın uçaktan haberi yokmuş gibi. Hayır bana. Değil mi, öyle geliyor. Kayseri bana şöyle geliyor ya bu arada. Tabii canım, insan falan var. Tabii var. Ben tiyatro yaptım Kayseri'de. Yok seyircide artık. Geldi. Aa, geldi tabii, mi seyirci dışarıdan geldi. Kayseri bana böyle bir sıcak, eskiler, hani nostaljik bir şey olduğu için galiba. Ben abi, otobüse Kayseri, gidileceğini... Ben şöyle bir şey istiyorum. Şaka şey. Yanlış anlaşılmış. Ben şöyle bir şey istiyorum. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Özür dilerim, lafınızı böldüm. Mesela şimdi şöyle bir muhabbet oluyor ya. Bu Anadolu'daki hani bir takım illerle ilgili. Bu adam şöyle bir adamdır hani. Ya aslında Kayseri çok gelişmiş bir yer. Yani... Bravo, bravo. Bunlar tebrik ederim. Tebrik ederim. Sizin artı bir demek istiyorum. Artı bir. Şöyle olsa çok güzel olur. Gerçekten Kayseri'ye bir gidiyorsun. Paralel evrenlerden bahsediyorum. Rick and Morty bölümü gibi. Uçan arabalar var. İşte hadron çarpıştırıcı yapıyorlar. Hani anladın mı? Adam orada işte af pozitron mu, nötron mu falan bunlara kafa yoruyor. Böyle. Bastırma dükkanında hani, ama değil mi? Ve bunu bilerek söylüyor. Aslında Kayseri çok gelişmiş bir yer. Yani şey gibi aslında yani. Türkiye'ye gelen yabancı birinin gözlemi. Ulan bunlar deveye binmiyormuş. Gayet gelip. Ona çok şok oluyor. Kayseri'de de. Kayseri'ye gelince böyle birbirine şeker sucuğuna vuran insan. Şap şap böyle. Girişte öyle abi. Sağda sucuk fabrikaları, solda mobilya fabrikaları, ortada sucuk. Şeker sucuğuna böyle ipli uzun. Ben mesela Orduluyum bu arada. Aa, Ordu deyince ne hayal edersiniz? Ne yapıyoruz mesela? Fındık. Evet. Birbirimize fındık atıyoruz değil mi böyle? Yani mesela sabah böyle sabah mesela odada böyle bir fındık kabuğu var. Kırılıyor mesela. Ben çıkıyorum. Yürüyorlar içi. Metamorfoz. Sen yürüyorsun böyle. Pis mobillik. Ya ilave yeşillik geliyor böyle. Kanatlarını sallıyorsun. Bütün Karadeniz yeşillik. Can Bey yeşillik geliyor şu an. Tabii, Ordu değil. Kayseri'de niye gelmedi? Yeşil yok mu Kayseri'de? Tabii yok, İğrenç. Hiçbir şey yok. Dağ var bir tane. Etraf bomboş. Doğru. Erciyes hakikaten öyle bir dağdır. Bütün illerle ilgili bütün bildiğimiz her şeyi ortaya koyup çok az şey biliyoruz ya zaten, hiçbir şey bildiğimiz yok. O bildiğimiz minicik şeylerle Türkiye'nin Game of Thrones jeneriği haritasını yapalım. Mesela nı Kayseri'ye gidiyorsun. Mantılar var. Şeker sucuğu. Hani o kurularak çıkıyor böyle. Aynen. Kuruyor. Orada da fındık kırılıyor. Malatya'da kayısı. Tam orduya geliyorsun, bir tane fındık var. Kırılıyor böyle içinden bir adam çıkıyor. Game of Thrones jeneriği gibi Türkiye tanıtım şey yapsa. Ne olacak ki böyle? Bulunma çalıyor değil mi o? Evet. Şey olabilir bu neydi? Şu kanun. Kanunla. Antep'te İsoç canavarı var mesela. Gelin böyle şey. Kocaman İsoç monster. O zaman kış tatilini reddediyorsunuz yani. Tabii ki kış tatilini reddettiğim gibi tatilin de tatil insan için bir işkence şey olduğunu düşünüyorum. Özellikle çocuklu aileler için tatil bir işkencedir. Mesela benim bir kere kaldığım bir otelde yattığım yerden açmak zorunda olduğum klima tam olarak suratımın ortasına su damlatıyordu. Uf, çok büyük bir, çok büyük bir tatsızlık. Berbat ve hani hiç kaçılacak bir yer yok. Yatak da başka bir yere gitmiyor ve yani çekilsem bile yatağım ıslanıyor gece boyunca. İğrenç bir oraya bir arada. Şey bağlamak, orada havlu mu bilmem yok abi. Bir de genelde o klimalar bakteri doludur. Haberiniz olsun. Otelde kalıyorsanız duş başlığını kontrol edin. Ben bir kere... Gerçekten mi? Evet abi, full bakteri oralar. Yani ben bir kere klima bakterisinden hasta olduğum anı hissettim abi. Gerçekten mi ya? Bir yere gittim, oturdum. Tam karşımda klima vardı. Üzerime doğru esinti geldi ve böyle diye onu çektiğimde resmen abi hissettim ya. Aa dedim, hasta oldum hastalık. Ben. Yemin ediyorum böyle hissettim ve hayvan gibi hasta oldum. Abi iyi temizle ya, şey bile daha temizdir, septik tankı. Bak çok abartmadan söylüyorum. Aa. Septik tankı dediniz, genel su veren tank. Bok! Foseptik. Can Bey, siz de bu bölümün bok moment. Bok moment. Moment. Bok moment neymiş? Ya hayatı çok hızlıca geçildi buraya. Hayatı güzel moment. Görmeye çalışan adam ve onun hayatın berbat olduğunu ispat etmeye çalışan adam. Hani septik ne? Hani su tankı değil mi? Hayır bok! Anladım bok! Abi sana su bok tankı. Diyorum. Boktan bahsediyorum. Ben taraf bok içinde. Hayır, o içinde kelebekler yok mu? Hani... Böyle bir ikili olarak filminizi çekmek istiyorum sizin. Vallahi güzel olur. Bir tane YouTube kanalı var. Herifler şey yapıyor abi. O,
random otel odası kiralıyorlar. Oraya gidiyorlar. Böyle şey ışığıyla, ultraviyoru ışıkla açıyorlar. Kontrol ediyorlar ve o kadar boktan şeyler çıkıyor ki. Bazen arkadaşlarınız öyle bir cümle söyler ki hayatınız değişir. Günlerden bir gün böyle bir cümle duydum. Otele gittiğimizde bir tane kettle olur ya abi. Oradan sıcak su yapıp orada hani kahve olur, ücretsizdir. Küçük kettle asla suyu kaynatamayan. Saatler suyu kaynatamayan. Tabii tabii. Bana bir gün biri şöyle bir şey söyledi. İçinde abi, don yıkıyorlar. Bravo. İçinde don ve çorap yıkıyorlar o kettle'ları dediler. Ve ben o an... Neler diyorsunuz ya? Niye ki? Bundan sen sonra nasıl hayatınızın hiçbir ya? Zamanında o kettle'ı kullanmayacaksınız. Hiçbir şey olmaz. Zaten. Su kaynıyor. Su kaynıyor abi. Su kaynıyor ama donla kaynıyor abi. Tamam. Donun içindeki ne varsa o da gidiyor zaten. Öyle gidiyor, mi? Gidiyor. Ne olacak? İçeceğini sen. Kalmaz mı kettle'ı? Hiçbir şey olmaz. Tertemiz. Kıpkırın. Lıkır abi, lıkır. Kaynatınca her şey geçerse o zaman içinizdeki pis düşünceleri kaynatın da kurtulun. Oh yeah. Abi olmaz. Yeah. Bak onun içindeki düşünce kaynatma onu kaynatman lazım. Çok doğru. Gerçekten yani, hiçbir düşünce kalmaz. Canı kaynatırsan tertemiz kurtulursunuz. Tarkan filminde var ya böyle kaynar bir suya giriyor da kemikleri yine. Tabii. Ona çok özenirdim. Küçükken ben de girmek isterdim. Küçükken var ya kaynar suda banyo yapma sebebi. Değil mi? Hakikaten. O kadar canım mı çekiyordu? Abi Tarkan. Oradan daha güçlü bir şekilde çıkacaksın. Evet evet. Yıllar önce İsviçre'ye gittik ailemle. Ondan sonracıma bir yerden bir yere trenlerle ulaşıyoruz. Can anılarınızı şöyle bölmek istiyorum. Çok lüks anılarınız var ya. Gerçekten. Cem Uzan'ı izlerken aynen öyle. Yani... Yattayız çünkü. Çenevrede. Benim için anı girişte bitiyor abi. Diyorsun ya İsviçre'ye gittin diye. Ben içimden şöyle dedim. Ben gitmedim. Anıyla özdeşleşmem girişinde biter mi ya? O zamanlar daha karşılanabilir vaziyetteydi. Çok doğru. Estağfurullah. Hiçbir şey söylemiyorum ama ben İsviçre'nin varlığını 25 yaşımda öğrendim. Trenden trene geçiyoruz. Ben gerizekalı biri olduğum için... Estağfurullah abi. Yok yok, bu bayağı gerizekalılık. Öyle mi? Evet evet, içinde, gerizekalı bırak. İçinde fotoğraf makinem ve laptopumun olduğu çantayı bayağı trende bırakmışım. Öbür yok, trende öbür trene bindik. Değil, bu unutkanlık. Bu hıyarlık. Hatırladım. Ama Türkiye'de. Aa çantam dedim. Trenden çantam. İndim. Öbür trenin son vagonunu istasyondan ayrılırken gördüm. Gitti mi? Ondan sonra bayağı gitti. Yani o trende içinde laptop ve fotoğraf makinesi olan bir çantanın da asla geri geleceğini düşünür müsün? Ama Avrupa değil mi orası? İnsanlar bizden daha rahatlı değil mi? Mail attım abi bunların şeyine. İstanbul'a dönünce mail attım bunların tren bilmem nelerine. Hani bana bir numaralar verdiler. Bize mail atın dediler. İstanbul'a döner dönmez mail attım evdeki kendi kişisel desktop bilgisayardan. Bir ay sonra çanta evimize caddeye geldi. Bak medeniyet ya. Gördün mü? Medeniyet. Bu arada medeniyet hiçbir problem yaşamadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Geçen gün haberini izledim. Öyle mi? Kayıp eşya büroları var. İsviçre'deki kadar şey ve telefonundan e-mail numarasından kayıtlı olduğu TC kimlik çıkarsa evine gönderiyorlar. Oo. Vay kardeşim çok iyi ama can beni medeniyet buraya da gelmiş. Yanında da şey CD'si göndersene otobüs. Sen çünkü otobüs. Avrupa aşığısın. Otobüs CD'si. Avrupa aşığısın sen. Ben Avrupa aşığıyım Avrupa ama. Avrupa dendiği anda sen nasıl Rusça konuşuyorsan sen de Avrupa aşığısın. Benim Avrupa aşığım nereden geliyor biliyor musun? Baharat yolundan, İpek yolundan geliyor. Çünkü Kayserliyim zamanında Avrupa'ya ticaret yapmış bir neslin torunuyum. Ya geçen şey dedim. Şu Özgür Demirtaş'ta Necmettin Batırel'in efsane programı var. Şak var ya. Şak. Şak. O program çok geniş. Orada daha bir sürü şey var bu arada. Evet evet. Ben izlemiştim. Ya Özgür Demirtaş ya ben Amerika'dayken böyle böyle falan şey diyor. Sen Amerika'da aşırsın. Şey, yok yok. Adam hikayesi şey. Böyle arada öyle demişler. Özgür Demirtaş demiş ki ben Amerika'ya yerleşmeyi düşünüyorum falan. Herif onu söylüyor. Canlı yayında söylemedin. Özgür Demirtaş'ı bozuyor hatta. Adam Özgür de şey diyor. Ben de seni söyledim. Söylemeyeceğim onu. Aynen. Dost meclisinde söyledik falan diye. Birden onu çıkarıyor adam. Sen Amerikan aşırı. Terk etmeyeceğim bir ülkede bana söyledi falan diyor. Ya çok zorluyor böyle Özgür Demirtaş. Ya yok ben ülkemi seviyorum falan. Ya hayır hayır. Adam diyor tamam falan. Çok komikti ya. Çocuk gibi ya. Ya sizde de şu var mı? Biri papyon taktığı zaman ben onu ciddiye alamıyorum. Neden ciddiye alasın ki? Ya profesör mesela Celal Şengör papyon takıyor. Ben hemen ciddiye alıyorum. Yok abi ben...
yani ya bana görsel olarak komik çizgi film. Aynen. Ve yani, Charlie Chaplin ya bu kötü anlamda hiç demiyorum. Hiçbir profesör, akademik kariyeri, papyon taktan benim gözümde itibar olmuyor. Peki neden özellikle düğün orkestralarında şey kırsal bir adam mutlaka fötür şapka takar? Neden? Setarinde mi saklıyor? Şunu çalan adamın mutlaka bir fötür şapkası şey var. Şey mi oluyor acaba Volkan Bey? Dengeyi mi sağlıyor? Hani böyle sağlıyor. Bence kafa gitmesin. Uçar ileriye diye. Diğer orkestra elemanının yanında en hani kıdemsiz şeyi çaldığı utanıyor için yani. Kendini utanlandırmak istiyor. Bir farkımız olacak. Anladın mı? Kıdem gelsin. Ben gitar alayım mı olmaz. Bunu alırım ama bir de şapka. Bu ne ya böyle kuru kuru? Bir şapka mapka yok mu ya? Of şu an tatil yapmayı çok özledim ya. Ya ben de ya sevmem. İşte bak. Gerçekten. Hayır! Hayır! Vallahi abi hayır. Ya ben bilinçli bir eğlence ve dinlenmeyi kafam algılamıyor. Şöyle ki. Sen bilinçsiz zaten. Rahat mı batıyor tatil? Yok abi. Bilinçli tatil ne demek? Bilincilik hayat. Bilinçli hayat. Bilinçli yani, tatile mi çık? Oluyor. Bilincimi kaybediyorum işte. Tamam. Gel, adam Pokemon'daki Magic Armor'daymış. Bir gün öleceksin abi oyunculuk seni. Vücudun abi da inanıyor ya. Magic Armor. Şu an tamamen bırakmak üstüne kuruyor. İllüzyonistler oluyor böyle nabzını falan düşürüyorlar. Öyle. Bak şu an bilincimi kaybediyor. MR çekiyorlar cidden bilincim. İntihar yani eden bir adamı oynarken intihar etti. Bu şekilde kendini bıraktı. Mesela tatil atıyorum ya da eğlence sallıyorum yılbaşı eğlencesi. O gün eğlenecek ya ben eğlenemem. Tatil benim için yapmam gereken bir şeyin ertelenmesi ya da yapmamamdır. Bilinçli olarak git kardeşim sen bana Haziran 3 ile Haziran 10 arası git tatilini yap geldiğince o benim için işkence olur. Bir görev olur. Ben bundan zevk alamam. Peki tatil ertelenirse siz yani tatildeyken. Peki tatile gitmediğin takdirde burada yapman gereken şeylerin zaten otomatikman ertelenmiş olması gerçeğini nasıl göremiyorsun da? Nasıl otomatik olarak erteleniyor? Şimdi diyelim demiş ki sen 23 Temmuz, 30 Temmuz haftasında normalde evet tatile gitmeyecektin. O zaman burada durup işlerini yapacaktın. Zaten tatile giderek yapman gereken işleri ertelemiş oldun. Benim ama tatile gitmek işten ayrı. O psikolojik olarak. Itiraz. Yine itiraz. Hayır, itiraz o psikolojik değil olarak şey yapmış. Cumartesi, değil pazar tatili, yarın okul var kafasında. Hayır, sizden, öyle bir açıklayacağım ki göt gibi kalacaksın. Sen tatili bir iş olarak görüyorsun. Senin dediğin izin, tatil değil. Tatil izindir zaten. Ya işte izinde yapıyorsun. Senin dediğin bütün yazı kapatmak üstüne kurulur. Hayır, yazı mesela kapatma falan değil. Tatili işlem olarak da kendi anlamında bir iş gibi geliyor bana. Yani evde tatil bir yerden bir yere gitmek. Yani tatil eşittir işe gitmeme farklı bir şey. Tatil olmadan da işe gitmek. Yani sen diyorsun ki random bir şey olsun. Bu mesele daha bana tatil geliyor. Sen otelden etmeyi sevmiyorsun o zaman. Yok, gezmeyi sevmiyorum. Herhangi bir eylem olmaz. Evet. Bravo, ha, spontan olması lazım. Teşekkür anladık ederim, sağ olun. Ya bir anda yani, hadi Özgür lan gidiyoruz ha desek. O olabilir. Anksiyete yaşar yani mısın bu durumda? Şey çok geriyor beni. Atıyorum bugün işte 3 Haziran, ben 3 Temmuz'da tatile çıkacağım. İşte nereye gideceğim? Şu otele gideceğim, şu yollardan gideceğim. Şöyle gideceğiz, bavul hazırlanacak. Onu al götür, şey yap. Ama şey bak sen de Deniz de serbest çalışan kendi programı. Benim eşim ağzını aldı. Bu kadar ben kendim olarak geliyorum. Eşim ağzını. Hiç beklemiyorum. Kendiniz rahat olduğunuz için istediğiniz bir an spontan bir şekilde çıkma özgürlüğüne sahipsiniz. Evet, çünkü biz tembel insanlarız. Ama işte Eren mesela çalışıyor. O yüzden onun izin zamanlarına denk işte çalışıyoruz. İzin de tatil farklı bir kavram. Bir de erken rezervasyon var. Ocaktan alıp Temmuz'da tatile gitmek. O da gelersin. O artık sana iyice o zaman iyice patates olman lazım. Yani 7 Temmuz günü tatile gideceksem atıyorum 6 Temmuz günü Allah korusun başıma çok ciddi bir sağlık sorunu geldi. Tatilim yanar diye üzülürüm. Evet, bir gerginlik oluyor. İşte bu gerginlik olmaması için hiçbir zaman tatil yapmamalıyız. Mantıklı. Çok ben de bu arada söylüyor. Çok tatil yapmam ve tatilde aramam ya. Genel ben ikna oldum. Oldu bir daha hiçbir oldu zaman tatile gitmeyeceğim. Hiçbir zaman. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben katılıyorum zaten aynı. Yalnız var ya seni bir otelde görürsem. Böyle bakıyor falan. Lan Volkan! Allah beni aşkına. Ben de böyle tabakla alırken böyle. Köpük partisinde. Şeyden çıkıyorsun değil mi böyle? Peynir alın arkada ben. Havayı mı istiyorsunuz artık? Neyi? Program mı? Bitmez. Bu program bitmeyecek.